katılımcılar, bugün Geleceğin Rehberleri ailesi olarak muhteşem bir etkinliğimize daha imza atacağız. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Avrupa Birliği Başkanlığımız ile beraber Avrupa Birliği Başkanı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçimiz Faruk Kaymakçı Bey ve beraberindeki heyet ile güzel bir yayın yapacağız. Bir etkinlik planlıyoruz. Değerli hocam, bir sesiniz kesildi ama. Kısa bir vakit vereceğiz. Sorularınızı cevap. Değerli İbrahim Hocam, sesiniz kesildi ama tekrardan şu anda geliyor ama kesik kesik geliyor. Merve edeceğiz. Merve tanesi. Doğru kesin. Bir saniye, o zaman basitleştirelim. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyiyiz hocam, teşekkür ederim. Moderatörümüz duyuyor ise başlayalım mı? Merhabalar Sayın Teşekkürler. Hoş Bakanım. geldiniz Sayın Bakanım. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım, Geldiniz. İbrahim Hoca'da bir ufak teknik Hoş aksaklık geldiniz. oldu ama hemen düzeltip tekrardan aramıza katılacaktır. Sizin ve tüm arkadaşlarımın geçmiş Kurban Bayramı mübarek olsun, kutlu olsun inşallah. Ülkemize sağlık, barış, mutluluk getirsin. Teşekkür ediyoruz. Ben de herkesin geçmiş bayramını kutluyorum. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Bey, sanıyorum sizdiniz Evet. konuşan. Evet, İbrahim Mayda benim ismim. Geleceğin Rehberleri platformu kurucusuyum. Bugün sizleri burada görmekten çok büyük gurur ve şeref duyuyoruz. Hoş geldiniz, bizleri kırmadınız. İbrahim Bey, ben sizi göremiyorum ama sesinizi duyuyorum. Ekranınız sanıyorum kapalı. Aslında ekranım açık. Arkadaşlar görebiliyorlar mı acaba? İlker görebiliyor musun? Açık, açık değerli hocam. Sadece diğer sayfaya düşmüştür. Ha tamam, diğer sayfaya düşmüş olabilir Sayın Bakanım. Ya da İbrahim Mayda ismini kullanan başka kullanıcılar var ise onlar ekranını açabilir mi?
Belki ondan dolayı da olabilir. Evet, buyurun devam edebiliriz. Bu arada Necat Kuzu'nun da güzel yüzünü görmek isterim. Evet, onu en başta da söylemiştik. Metin olarak bütün geleceğin rehberlerinden ricada bulunduk. Lütfen görüntümüzü açalım. Sayın Bakanımız burada bizim için. Burada görüntüsü sesi açık. Sizler de lütfen görüntünüzü açın arkadaşlar. Sayın Bakanım müsaadenizle ben sizin CV'nizi okumak istiyorum arkadaşlara. Sizin bir aktaracağınız şu an için yoksa sonrasında mikrofonu tekrardan size uzatacağım. Tamam, öyle yapalım İbrahim Bey. Tamam Sayın Bakanım. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı Bey sizlere takdimimdir. Faruk Kaymakçı Bey 21 Mart 1968 tarihinde Tosya'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Tosya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. 1416 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı devlet bursuyla 1989-1992 yılları arasında Fransa'da Strasbourg Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Araştırmaları ve İngiltere'de London School of Economics'te Avrupa Birliği Ekonomi Master'ı yapmıştır. Sayın Kaymakçı ayrıca 1999-2000 yılı eğitim döneminde Avrupa Birliği Komisyonu bursuyla College of Europe da Avrupa 1994 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Kaymakçı, merkez görevleri sırasında Balkanlar, çok taraflı ekonomik kuruluşlar, siyaset planlama ve İbrahim Bey sizler duyabiliyor musunuz? Duyuyorsanız elinizi kaldırın. Ben duyamıyorum. Ha, İbrahim Bey ben konuşmanızın son bölümünü duyamadım. Ama önemli değil. Benim özgeçmişimdi sonuçta. Yani çok da önemli değil. İlgilenen arkadaşlar bakanlık web sitesinden de okuyabilir. Bana söz verdiyseniz ben başlayayım İbrahim Bey. İbrahim Bey ile iletişimimde bir kopukluk yaşıyorum ben. Evet, nasıl yapalım arkadaşlar? Sizler duyuyor musunuz? Duyuyorsanız elinizi kaldırır mısınız? Evet, herkes duyuyor. O zaman İbrahim hocamızı dışlayalım. Az önce söz alan Yeşim Hanım şimdilik geçici moderatörümüz olsun mu? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeşim Hanım söz mü veriyorsunuz? Yeşim Hanım'ı da duymuyorum ben. Acaba mikrofonunuz mu kapalı? Sayın Bakanım, katılan arkadaşların bağlantısından dolayıdır büyük bir ihtimal. Ses otomatik olarak kapalı gözüküyor diyen herkes de. Toplantıdan alakalı. Bunun dışında şu anda İbrahim Bey ile tekrardan iletişime geçmeye çalıştık. Erdem Bey'le de görüştük. Şu anda konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Bir saniye. Tamam İlker Bey. O zaman siz moderatör olun. Tabii ki hemen yardımcı oluyorum. Bir saniye alacağım lütfen. Tekrar baştan devam ediyorum. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı. Yok özgeçmişimle isterseniz vakit kaybetmeyelim İlker Bey. Yani sonuçta ilgilenen arkadaşlarımız daha sonra bakar.
Ben sadece Necat Kuzu'nun da ekranını açmasını istiyorum. Yani ekranı kapalı olan arkadaşlar lütfen açarsa sevinirim. Çünkü arkadaşlar bir konuşmacı için duvara konuşuyor hissine kapılmak kolay olmuyor. Evet Necat Bey nasılsınız? Merhabalar bakanım, iyiyim. Sizler nasılsınız? Vallahi sizin güzel yüzünüzü görmeden ben başlamak istemedim. Çok incesiniz. Çok teşekkür ederim bakanım. Sizi dinliyoruz. Tamam, buyurun. Teşekkür ederim. Sizin ekranınızın altında kırmızı bir platform görüyorum. O kırmızı platformu da açarsa, evet hanımefendi açtı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu arada Ece Çelik kapandı. Ece Çelik de geri geldi. Tamam. Şu anda bir tam ekran görüyorum. Ben öncelikle geçmiş bayramınızı kutlamak istiyorum. Anladığım kadarıyla bugün daha çok turizm ve rehberlik okuyan arkadaşlarımız var. Aynı zamanda turizm ve rehberlik sektöründe olan çalışan katılımcılarımız da var. Doğru mu anlıyorum? Doğrudur. Değerli bakalım. Evet. Şimdi tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ben kısaca değinmek istiyorum. Daha sonra da Avrupa Birliği'nin bazı önemli programları var. Gençlere yönelik, sizin alanınızda da dahil olabileceğiniz bazı programlar var. O programlarla ilgili olarak da yine Dışişleri Bakanlığı'ndan, Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan, Ulusal Ajans'tan arkadaşlarım sizlere çok kısa sunum yapacak. İsterseniz toplantımızın ilk bölümünde ben Türkiye-AB ilişkilerine genel hatlarıyla değineyim. Daha sonra isterseniz soru cevap şeklinde devam edelim. Sonrasında da sizden ilgi duyabileceği, katılabileceği çeşitli Avrupa Birliği programları var, projeleri var, fırsatları var. Bunları da arkadaşlarımız ele alsınlar. Evet, yani Türkiye-AB ilişkilerine dönecek olursak şu anda tabii ilişkilerimiz arzu ettiğimiz düzeyde değil. Yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine şöyle baktığımız zaman 1959'dan itibaren aslında başlayan bir, yani çok daha geçmişe de götürebiliriz Avrupa ile ilişkilerimizi ama resmi anlamda baktığımız zaman özellikle 1959'dan itibaren gelişmeler ilginç. Biz tabii 1987'de tam üyelik başvurusunda da bulunmuş bir ülkeyiz. Ama bir türlü Avrupa Birliği üyelik sürecimiz gerçekleşmedi. Niye gerçekleşmedi diye soracak olursak ben bunu 5 tane parametre ile açıklıyorum. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği bana göre 5 tane temel parametreye bağlı olacak. Bunlardan 3 tanesi Türkiye'ye özgü konular. 2 tanesi ise tüm aday ülkeler için ve hatta Avrupa Birliği'ne üye olmuş ülkeler için de geçerli parametreler. Nedir bu 3 parametre? Türkiye'ye özgü, yani İngilizce kısaca tanımlamak gerekirse Turkey is too big, too poor and Muslim. Yani başka hiçbir aday ülkede bu 3 özellik aynı anda yok. Yani Türkiye'nin büyük bir ülke olması, Türkiye ekonomisinin göreceli olarak diğer Avrupa ülkelerine göre şu anda daha alt konumda olması ve aynı zamanda Türk halkının, Türkiye'nin büyük bir kesiminin Müslüman olması şu anda Türkiye-AB ilişkilerinin istediğimiz noktaya gelmesindeki Türkiye boyutlu resim. Yani büyüklük tabii önemli bir konu Avrupa Birliği'nde. Büyük ülkeyseniz karar alma mekanizmasında hakkınız daha fazla. Büyük ülkeyseniz Avrupa Birliği'ni etki etme şansınız daha fazla. Dolayısıyla bu Türkiye'nin büyüklüğünden çekinen bazı ülkeler var. Ama Avrupa Birliği de tamamen büyük ülkelerden oluşmuyor. Yani Almanya, Fransa, İtalya, hani bir ölçüde İspanya'yı sayabiliriz. Ama onun dışındaki ülkeler orta ölçekli. Yani 10 milyon civarında nüfuslu ama çoğu da 10 milyonun altında küçük nüfuslardan oluşan ülkeler de var. Ama bu birçok ülkenin kafasındaki soru işareti. Yani Türkiye'nin büyüklüğünü Avrupa Birliği tarafının artı bir değer olarak görmesi lazım. Nasıl Türkiye NATO'nun ikinci en büyük gücüyken önemli bir ülke ise Birleşmiş Milletler'de ya da Avrupa Konseyi'nde Türkiye Avrupa Birliği içerisinde de büyüklüğünü artıya dönüştürmesi lazım. Aksi takdirde
bize karşı bir ön yargı ve korku olacak ve bu korku devam ediyor. İkincisi ekonomiyle ilgili, yani bu illa da milli gelir değil ama Türkiye'de tarımın hala milli gelir içerisindeki payı çok yüksek ve bölgesel gelir farklılıkları Türkiye'de diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek. Gerçi bu rakamları biz son 15 yılda oldukça iyileştirdik ama buna rağmen Türkiye hala tarımıyla ve bölgesel gelir farklılıklarıyla Avrupa Birliği bütçesini ürkütüyor. Niye ürkütüyor? Çünkü arkadaşlar 160 milyar avroluk Avrupa Birliği bütçesinin yarısından fazlası çiftçilere, yani tarıma gidiyor ve bölgesel farklılıkların giderilmesine gidiyor. Yani bugün Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olursa Avrupa Birliği bütçesinden her yıl Türkiye'ye 15-16 milyar avro hibe yardımı yapılması lazım. Bunu da ülkeler kolay kolay yapmazlar, kabul edemezler. Dolayısıyla bu rakamların biraz normalleşmesi gerekiyor. Üçüncü konu, maalesef bizde de diğer Avrupa ülkelerinde de inançlarımızla ilgili ön yargılar mevcut. Yani ben de bir kasaba çocuğuyum. Fransa'ya, İngiltere'ye, Belçika'ya okumaya gittim. Eminim sizler de bu tür fırsatlardan yararlanıyorsunuz, yararlanacaksınız inşallah. Yani gittiğimde ben şöyle düşünüyordum. Avrupa işte medeni bir coğrafya, ilerlemiş, aydınlanmış. Dolayısıyla ön yargılar kalkmıştır diye bekliyordum. Ama öyle olmadığını fark ettim. Yani bir noktadan sonra ismim Faruk dediğim zaman, Türkiye'den geliyorum dediğim zaman bana ilk yaklaşılan konunun dinim olduğunu gördüm. Ve bunun bazen duvarlar oluşturduğunu hissettim. Ama aynı duvarın kendimizde olduğunu da kabul edelim. Yani benim mesela, ben İngiltere'de okurken babamla bir telefon sohbetimizde bana şöyle demişti. Sen Hristiyan mı oldun İngiltere'de demişti yani. Babamda da böyle bir korku var. Yine mesela Belçika'da hem okurken hem çalışırken Belçika liglerinde handbol oynadım. Handbol oynarken mesela Belçika'nın neredeyse gitmediğim ili, ilçesi, köyü kalmadı diyebilirim. Çünkü 6-7 yıla yakın handbol oynadım. Belçika'da uzun süre ve farklı dönemlerde görev yaptığım için. Mesela orada da işte beraber handbol oynadığım takım arkadaşlarım belli bir rahatlıktan sonra dönüp işte ya Türkiye AB'ye üye olunca bütün Belçika'yı, Flamanları Hristiyanlaştıracak mısınız? Özür dilerim, Müslümanlaştıracak mısınız? Diye bir soruyla da karşılaştım ve bu üniversite mezunu birisi yani. Sonuçta bu tür önyargılar var. Bizde de var, diğer Avrupa ülkelerinde de var. Ama biz şunu kabul etmemiz lazım. Bizim üye olmak istediğimiz veya Avrupa Birliği'nin oluşturmak istediği Avrupa Birliği, değerler Avrupa Birliği. Yani her türlü inanca, her türlü özgürlüğe, her türlü hakka saygı duyan bir Avrupa Birliği. Dolayısıyla bu alanda iletişime ciddi bir şekilde ihtiyacımız var. Ne biz Avrupa Birliği'ne üye olacağız diye dinimizi, inancımızı değiştireceğiz. Ne AB'ye üye olacağız diye başkalarının din ve inançlarını değiştirmek gibi bir hedefimiz, amacımız var. Ne de Avrupa Birliği'nin bizden çekinmesi gerekir, diğer Avrupa ülkelerinin. Dolayısıyla bu konudaki ön yargıların kırılması çok önemli. Ama bu kolay olmayacak. Burada sizlere çok fazla iş düşüyor, onu da söyleyeyim. Dördüncü, yani üç tane bu Türkiye ile ilgili parametre bunlar. Ama biz şunu söylüyoruz, yani halkının büyük bir kesimi Müslüman olan bir Türkiye, laik devlet anlayışıyla, laik sistemiyle Avrupa Birliği için gerçekten önemli bir değer olacak. Yani bu ne demek? İşte Hristiyan kulübü Avrupa Birliği algısını değiştirebiliriz. Avrupa Birliği'nin doğuya, İslam dünyasına ulaşmasında Türkiye önemli bir aktör olabilir. Dolayısıyla biz bunu bir artı değer olarak görüyoruz ve bunun artı bir değer olduğunu Avrupa Birliği'ne sabırla ve diğer Avrupa vatandaşlarına sabırla anlatmamız gerekiyor. Onun için çalışmamız gerekiyor, iletişimimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Sonuçta bu üç konu, yani Türkiye'nin büyüklüğü, şu andaki ekonomik durumu ve aynı zamanda yani Türk halkının büyük bir kesiminin Müslüman olması, Türkiye'ye özgü bir durum.
Bir de Türkiye'den bağımsız olarak iki tane daha üyelik sürecimizi belirleyecek parametre var. Bunlardan bir tanesi iyi komşuluk ilişkileri. Yani Avrupa Birliği'ne üye olacaksanız komşularınızla iyi ilişkinizin olması lazım. Ve hele hele komşularınızdan bir iki tanesi Avrupa Birliği üyesi ise dolayısıyla iyi ilişkiler kurmamız gerekiyor. Ancak maalesef iyi komşuluk ilişkileri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafından bizim aleyhimizde çok kötü bir şekilde kullanıldı. Ve üyelik sürecimiz büyük ölçüde şu aşamada maalesef dondurulmuş noktada, tıkanmış durumda. Burada maalesef üye ülkelerin, yani Türkiye'den önce AB'ye üye olmuş Yunanistan ve GKRY'nin veto hakkını bize karşı kullanması ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de bu durumda sessiz kalması işimizi zorlaştırıyor. Dolayısıyla bu da önemli bir faktör. Beşinci belirleyici faktör, ki bana göre en önemli faktör bu. Bu da Kopenhag siyasi kriterleri arkadaşlar. Yani Avrupa Birliği'ne üye olacak bir ülkenin Kopenhag kriterlerini, Kopenhag kriterleri deyince biliyorsunuz bunun ekonomik boyutu da var. Aynı zamanda Avrupa Birliği boyutu da var. Ve en az bunlar kadar önemli olan Kopenhag siyasi kriterler boyutu da var. Dolayısıyla Kopenhag siyasi kriterlerinden de kastımız özetle hukukun üstünlüğü, sağlam bir demokrasi, işleyen bir demokrasi, aynı zamanda temel haklar ve özgürlüklere saygı. Dolayısıyla bu alanda da Türkiye'nin sağlam olması lazım. Hatırlayacaksınız 2005 yılında biz Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince yerine getirmiş bir ülke olarak başlamıştık 2005 yılında. Bugün Avrupa Birliği tabii bizi eleştiriyor. Özellikle 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi sonrası Türkiye'nin izlemekte olduğu güvenlik politikaları, güvenlik odaklı politikalar nedeniyle Türkiye'yi Avrupa Birliği suçluyor. Özellikle Kopenhag siyasi kriterlerinden, Avrupa değerlerinden Türkiye uzaklaştı diye. Ve bu ilişkilerimizin gelişmesindeki en önemli engellerden bir tanesi. Dolayısıyla biz Avrupa Birliği'ne üye olsak da olmasak da zaten Avrupa Konseyi'nin, yani Council of Europe'un kurucu üyesi bir ülke olarak bizim demokrasi, hukukun üstünlüğü, haklar, özgürlükler konusunda hiçbir şüpheye fırsat vermememiz lazım. Avrupa Birliği üyeliğinden de bağımsız olarak Türkiye'nin kendi değerleri açısından, kendi geleceği açısından demokrasi, hukukun üstünlüğü çok önemli. Ama ilişkilerimizde bu parametrede belirleyici. Kopenhag siyasi kriterleri sadece aday ülkeler için geçerli değil arkadaşlar. Bakın bugün Avrupa Birliği'ne üye olmuş Macaristan ve Polonya ve hatta Slovenya son dönemde, zaman zaman Bulgaristan ve Romanya bile Kopenhag siyasi kriterlerinden uzaklaşmakla suçlanıyor. Hatta şu anda muhtemelen Polonya ve Macaristan Avrupa Birliği tarafından dava edildi. Kopenhag kriterlerinden uzaklaşma nedeniyle belki oy haklarını kaybedecekler. Belki Avrupa Birliği bu iki ülkeye AB bütçesinden sağlanan fonlarda kesintiye gidecek. Yani bu bize karşı bir çifte standart ya da bize karşı bir dayatma olarak görülmemeli. Sonuçta demokrasi bizim demokrasimiz olacak. İnsan hakları, temel haklar ve özgürlükler bizim değerlerimiz olacak. Yani Avrupa Birliği'ne üye olsak da olmasak da bu değerlere ulaşmamız bizim için önemli. Dolayısıyla Türkiye-AB ilişkilerinde bu 5 parametre hep sizlerin de önümüzdeki dönemde düşünmesi, değerlendirmesi gereken alanlar olacak. Peki diyebilirsiniz ki yani Faruk Bey, bize anlattığınız şimdi bu 5 parametre neredeyse imkansıza yakın gibi bir şey. Yani biz bu 5 parametreye bakarsak biz hiçbir zaman AB'ye üye olamayız diye düşünenler olabilir içinizde. Ama ben diyorum ki arkadaşlar, bizler bunu yapabiliriz. Yani Polonya'nın, Macaristan'ın yaptığını, Slovakya'nın yaptığını Türkiye haydi haydiye yapar. Dolayısıyla kendimiz aslında, ben tabii biraz olumsuz gibi yansıttım ama bunun yanı sıra Avrupa Birliği'ne üyeliğiyle en fazla katkıda bulunacak ülke de Türkiye. Yani ben size soruyorum, Slovakya, küçümsemiyorum bu ülkeyi.
Macaristan, küçümsemiyorum. Nedir Avrupa Birliği'ne katkısı? Yani bu ülkeler AB'ye üye oldu, Avrupa Birliği'nin boyu mu uzadı? Avrupa Birliği daha güçlü bir aktör mü oldu? Hayır, ama Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği Avrupa Birliği'ni gerçekten küresel bir aktör haline getirecek ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin saygınlığını arttıracak ve Avrupa Birliği'ne gerçek anlamda demokrasiyi getirecek, hoşgörüyü getirecek. Bugün birçok Batı ülkesinde hep antisemitizm duyuyoruz. Ama mesela İslam karşıtlığına, Türk karşıtlığına dair fazla bir şey duymuyoruz. Dolayısıyla Avrupa gerçekten bir huzur alanı olacaksa, demokrasi alanı olacaksa, özgürlükler alanı olacaksa, eşitlik alanı olacaksa dolayısıyla Türkiye'nin de bu sistemin içinde olması lazım Avrupa Birliği üyesi olarak. Şimdi diyebilirsiniz ki ya biz Avrupa Birliği'ne niye üye olmak zorundayız? Yani Avrupa mıyız diye sorabilirsiniz. Ben de diyorum ki arkadaşlar evet biz Avrupa'yız yani. Tarihiyle, coğrafyasıyla, siyasetiyle, ekonomisiyle, sporuyla, sanatıyla, kültürüyle Avrupalıyız. Ben bunu söylerken bazı Orta Doğu ülkeleriyle bir takım ortak değerlerimiz olduğunu inkar etmiyorum. Ama bakın ben kariyerinin yarısından fazlasını doğuda geçirmiş bir insanım. Yani 2,5 yıl Libya'da görev yaptım. 2 yıl Afganistan'da görev yaptım. 6 yılda Irak'ta görev yaptım. Yani size samimi söyleyeyim. Hani hangi coğrafyayla daha fazla değeri paylaşıyorum diye bana sorarsanız Anadolu'da bir kasabadan gelen bir kişi olarak şunu söylüyorum. Yani ben Belçika'da şahsen kendimi daha evde hissettim. Yani paylaştığım değerlerin daha çok batıda olduğunu gördüm. Yani demokrasi, insan hakları, saygı, eşitlik. Ha ben bunları söylerken Avrupa Birliği bir mükemmeliyet coğrafyası demiyorum. Her türlü ihlal, her türlü yolsuzluk zaman zaman bu ülkelerde de olabiliyor. Ama gerçekçi bakmak gerekirse bizim hedefimiz budur yani. Dolayısıyla biz Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesiyiz. Ticaretimize bakın, yatırımlara bakın. En büyük pazarımız Avrupa Birliği. En büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği ülkeleri. En fazla yatırımı Avrupa Birliği ülkelerinden alıyoruz. Şimdi sizin aranızda da bir anket yapsam eminim en az %90 o yönde oy kullanacaksınız. Mesela ben gençlere soruyorum. Arkadaşlar örneğin bir ülkede araştırma veya ne bileyim master doktora yapma imkanı verilse aşağıdaki ülkelerden hangisine gidersiniz diye geçen sordum. Mesela %90'ı Avrupa Birliği ülkelerini işaret ediyor. %5'i Amerika, Kanada, Japonya'yı işaret ediyor. Sadece %5'i Orta Doğu'yu işaret ediyor. Yani dolayısıyla biz zaman zaman hani kızıyoruz Avrupa Birliği'nden özellikle Yunanistan ve GKR'ye kıstırmasıyla diyeyim bize yönelik eleştirilerden dolayı ama bu bizim bir Avrupa ülkesi olduğumuzu ve Avrupa değerleri ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor arkadaşlar. Yani sonuçta bunu görmemiz lazım. Evet kızgınız Kuzey Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya zaman zaman bize karşı ön yargılı çifte standart uyguladıklarını görüyoruz. Ama bu bizim ve bu Anadolu'nun Avrupa olduğu gerçeğini değiştirmez. Yani ister Talisi alın, ister Herodot'u alın, ister Romain Dijon'u alın. Kimi almak istiyorsanız alın. İsterseniz Hristiyanlığın 3 temel merkezinden biri olan İznik'i alın. Anadolu Avrupa'nın bir beşiğidir. Bakın Efes kazılarından bahsediyoruz. Bugün Avusturya ki Türkiye'nin Avrupalı olmadığını iddia ediyor. Ama Avrupa'nın kökenini oluşturan Efes kazılarında harabe yapmak istiyor. Harabelerde araştırma kazı yapmak istiyor. Dolayısıyla hatta Avrupa kelimesinin bile Ege sahillerinde doğduğunu, Finike sahillerinden doğduğunu unutmayın. Yani dolayısıyla sizler de rehber olarak umarım Türkiye'nin özellikle Avrupa'nın bir beşiği olduğunu, Avrupa kültürünün oluşumunda Anadolu'nun katkılarına eminim. Sizler de rehberlik yaptığınız turistlere anlatacaksınızdır. Bir de şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Yani
biz diyebiliriz ki kızabiliriz. Evet, bize karşı çifte standart var. Avrupa Birliği, Yunanistan ve GKR'yi kolluyor. Gereksiz yere, sağlam temellere dayanmayan bir şekilde bu iki ülkeyi destekliyor bize karşı. Ve bizimle ilişkilerini bu iki ülkenin hipoteğine soktu diye kızma hakkımız var. Ama şu gerçeği de görmemiz lazım. Ben az önce bir şey söyledim. Bunu bir özenti olarak söylemiyorum. Türkiye ekonomisiyle, ticaretiyle, siyasetiyle Avrupalı dedim. Kültürüyle, sporuyla Avrupalı dedim. Bunu söylerken hani öyle gelişigüzel söylemiyorum. Verilerle söylüyorum. Dolayısıyla biz mesela Orta Doğu'da bir yerde olsaydık veya Latin Amerika'da bir ülke olsaydık o zaman diyebilirdik ya bize ne Avrupa Birliği üyeliğinden. Yani işte Avrupa Birliği ile belli bir ilişkimiz olsun yeter derdik. Ama öyle değil. Bugün Avrupa kıtasının yani bizim de ağırlıklı bir ülkesi olduğumuz Avrupa kıtasının karar alma mekanizması Avrupa Birliği arkadaşlar. Yani sizlerin almış olduğu diplomanızın denkliği hatta vurulacağınız aşı şu anda Avrupa Birliği tarafından yönlendiriliyor. İster kabul edin ister etmeyin. Yani Avrupa Birliği standartlarında aşı olmamışsanız Avrupa Birliği ülkelerine seyahat hakkınız yok. Avrupa Birliği standartlarında Bologna sürecinde bir diploma edinmemişseniz hiçbir Avrupa ülkesinde diploma denkliğiniz kabul edilmiyor ve Avrupa standartlarında Avrupa Ligi'nde hiçbir ağırlığınız yok. Onun için Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmak zorunda. Yani eğer biz bu sistemin içinde yer alamazsak Avrupa Birliği'nin almış olduğu tüm kararları bizler uygulamak zorunda kalacağız. Onun için sistemin içinde olmamız bizim hem egemenliğimizi korumamız hem çıkarlarımızı korumamız ve ilerletmemiz için adeta bizim için bir zorunluluk. Yani biz şunu diyemeyiz ya AB'ye üyelikten vazgeçelim zaten bir sürü ön yargı da var deyip işin içinden kurtulamıyoruz. Yani Avrupalı olmanın ve Anadolu topraklarında yaşamanın bize verdiği bir sorumluluk var. Bir ödev var. Bu ödevde Avrupa kıtasının yönetiminde yer almak. Dolayısıyla AB üyelik süreci bir böyle hani kara sevda değildir. Ya da işte ne bileyim birkaç akademisyenin veya bürokratın körü körüne bağlı olduğu bir sevda meselesi değildir. Bu gerçekten Türkiye'nin çıkar meselesidir. Türkiye'nin egemenlik meselesidir. Onun için özellikle siz Z kuşağına, gençlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani bizlerin ilerletmeye çalıştığı bu süreci sizlerin başarıyla tamamlamanız gerekecek günün sonunda. Dolayısıyla bizim için bu gözle bakmamız lazım Avrupa Birliği'ne ile ilişkilerimize. Tabii AB ile ilişkilerimizde şu anda kabaca 7 tane alan var. Bunlara da çok kısaca değinmek isterim. Biz söylediğim gibi Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istiyoruz. Ve üyelik müzakerelerimiz 2005'te başladı. 16 fasıl açtık, 1 fasıl kapandı. Ama o tarihten bu yana yani 2009-2010'dan bu yana üyelik sürecimiz oldukça engellendi. 2016'nın başında bir hareketlenme yaşadık. Ama sonrasında yine siyasi engellerle katılım müzakerelerimiz şu anda maalesef durma noktasına getirildi. Ama biz hala resmen bir aday ülkeyiz ve müzakere eden bir aday ülkeyiz. Gümrük Birliği güncellemesi önemli bir konu. Çünkü biliyorsunuz 96'dan beri bizim Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkimiz var. Ve bu sayede Avrupa Birliği bizim en büyük pazarımız. Yani şu ana kadar Avrupa Birliği'ne ihracatımız 1 trilyon avroyu aştı arkadaşlar. 1996'dan bu yana. Ve Türkiye'deki yabancı yatırımların neredeyse %70'i AB üyesi ülkelerden geliyor. Ancak 96'da başlayan bu Gümrük Birliği günün koşullarına uygun değil ve kapsamı dar. Biz diyoruz ki bunu güncelleyelim, alanını genişletelim. Umarız bu konu siyasi engellemeye takılmaz. Önümüzdeki dönem Gümrük Birliği güncellemesi müzakerelerine başlayabiliriz. Bir başka alan üst düzey diyalog toplantıları. Tabii fasılları biz şu anda açamadığımız için müzakerelerde Avrupa Birliği ile çeşitli konularda yani tarımdan enerjiye, iklim değişikliğinden ulaştırmaya, sağlıktan terörle mücadeleye kadar birçok alanda bakanlarımızın ve AB komiserlerinin içinde olacağı bir takım diyalog mekanizmalarıyla ilişkilerimizi canlandırmak istiyoruz.
Umarız bu konuda önümüzdeki aylarda gelişmeler olacak. Bir başka alan terörle mücadelede işbirliği. Burada tabii bizim PKK tabii ki Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınıyor. Ancak bunun yanı sıra FETÖ'nün, PYD, YPG'nin ve diğer terör örgütlerinin de AB tarafından tanınması ve bizim bu alanda önemli bir düzeyde işbirliği yapmamız gerekiyor. Bu konuda da belli bir hareketlenme var. Umarız önümüzdeki dönemde ortak bir anlayış geliştirebiliriz. Sizi de ilgilendiren başka bir alan vize serbestisi arkadaşlar. Biliyorsunuz vatandaşlarımızın Schengen ülkesine, yani sadece Avrupa Birliği değil diğer bazı Avrupa ülkelerine de vizesiz seyahat edebilmesi için vize serbestisi diyaloğu başlatmıştık. Türkiye 72 kriterden 66 tanesini yerine getirdi. Ancak son 6 kriteri henüz tamamlayabilmiş değiliz. Bu 6 kriteri tamamladıktan sonra Türk vatandaşlarının diğer Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesinin önünü açabileceğiz. Ama bu konuda da söylediğim gibi 6 kriterin yerine getirilmesi önemli. Çalışmalarımız bu konuda devam ediyor. Yine Avrupa Birliği ile önemli bir işbirliği alanımız göç. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de 3.7 milyon Suriyeli var. Bir yarım milyon civarında da diğer Asya vatandaşı yabancı var ülkemizde. 4.2 milyon civarında. Dolayısıyla Türkiye'nin üzerindeki yük ve sorumluluk oldukça fazla. Avrupa Birliği ile bu konuda yapılan bir anlaşma vardı. Bu anlaşma büyük ölçüde başarılı bir şekilde uygulandı bir noktaya kadar. Ancak 2020 Şubat'ından bu yana karşılıklı olarak bu anlaşmanın uygulanmasına ilişkin bazı sıkıntılarımız var diyelim. Ve tabii bu arada Afganistan'daki gelişmeler, İran'daki gelişmeler Türkiye'yi ve diğer Avrupa ülkelerini düzensiz göç konusunda daha fazla düşündürmeye başladı. Biz de onun için diyoruz ki Avrupa Birliği'ne bu konuda yük paylaşımı önemli. Bu konuda ortak politikalar önemli. Buna köklü bir çözüm bulmamız lazım. Umarız önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile göç konusundaki işbirliğimizi de güçlendiririz. Sizleri sıkmamak için çok ayrıntısına girmiyorum ama ayrıntılı sorunuz olursa göç konusunu, göç anlaşmasının ayrıntılarını da aktarabilirim. Şu anda Avrupa Birliği ile göreceli olarak iyi işleyen bir alanımız var. O da mali işbirliği ve Avrupa Birliği programlarına katılım. Biliyorsunuz Türkiye bir aday ülke olarak katılım öncesi mali yardım dediğimiz İPA fonlarından yararlanıyor. Şu ana kadar Türkiye'ye aşağı yukarı 10 milyar avroluk Avrupa Birliği hibesi söz konusu oldu. Özellikle bizim adaylık sürecimizin başlamasından itibaren. Ve aynı zamanda Türkiye Avrupa Birliği'nin çeşitli programlarına katılıyor. Bu programlardan en önemlisi belki de Erasmus programı. Birazdan arkadaşlarım size ayrıntısını anlatacak alt bileşenlerini. Erasmus Avrupa halklarının, Avrupa gençlerinin özellikle bir araya gelmesini, iletişimini ve etkileşimini kolaylaştıran bir program. Umarım sizler de bu programdan yararlanmayı değerlendirirsiniz. Bunun yanı sıra yine önemli bir program Ufuk Avrupa yeni adıyla. Bilim, araştırma, yenilikçilik alanında 95,5 milyar avroluk bir alan, bir program. Türkiye'de bu programa dahil olacak. Şu anda müzakereleri devam ediyor. Ve biz Avrupa'nın gerisinde kalmak istemiyoruz. Bunun yanı sıra Jean Monnet gibi master veya araştırma imkanı sunan bir programımız var. Keza Avrupa Koleji'nde master imkanı sağlayan Avrupa Birliği Başkanlığı bursu var. Bununla ilgili arkadaşlarımız birazdan açıklama yapacaklar. Bu programları da değerlendirmenizi biz önemsiyoruz. Bunun yanı sıra değişik sektörlere yönelik programlar var ama ben onlar sizin görev alanınız veya ilgi alanınızda olmadığı için ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ancak Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin en az 10-12 programına katılmayı hedefliyor. Bu programlardan bir tanesi belki Yaratıcı Avrupa programı. Sizlerin de ilgisini çekebilir. Kültür, turizm, sanat alanında bir program. Belki dernek olarak
veya bu alanda çalışan akademisyenler olarak bu konuda, bu alanda projeler sunabilirsiniz, ortak projeler yapabilirsiniz. Yaratıcı Avrupa programını izlemenizi de ben sizlere öneririm. Sonuçta söylediğim gibi arkadaşlar, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz Aşık Veysel'in tanımladığı gibi uzun ince bir yol. Daha sonra rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın da uzun ince engebeli bir yol diye tanımladığı bir yol. Ancak burada burada önemli olan bizim ne istediğimiz, Türkiye'yi nerede görmek istediğimiz. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyelik süreci bize gerçekten önemli adımlar atma fırsatı sağladı. Bakın, ben bunu hep söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakarsanız, Cumhuriyet tarihinin en başarılı dönemi hangi dönem diye sorarsanız, bana göre en başarılı dönem Türkiye'nin resmen aday ilan edildiği tarih ile üyelik müzakerelerine başlama tarihi arasıdır. Yani 1999'da Helsinki zirvesinde Türkiye resmen aday ilan edildi ve 2005 yılında da katılım müzakerelerine başladı. Türkiye üyelik müzakerelerine başlamak için çok önemli reformlar gerçekleştirdi. Hatırlayacaksınız, 8 tane reform paketi kabul edildi. O paketlerdir ki Türkiye'de milli geliri yani 2500-3000 dolardan bugün 10 bin dolara çıkaran buzdağının altındaki kısım budur aslında. Yani biz o dönemde gerçekten Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlama perspektiviyle bu reformları çok daha kolay, çok daha hızlı bir şekilde yaptık ve diğer Avrupa ülkelerinin deneyimlerinden yararlandık. Onların deneyimlerinden yani artılarından, eksilerinden yararlanarak biz bu adımları attık. Dolayısıyla o adımlar Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlanmasını sağladığı gibi Türkiye'de bir sessiz devrim gerçekleştiğini de Avrupa Birliği o dönem vurgulamıştı. Dolayısıyla bizim için Avrupa Birliği üyelik süreci en az üyelik kadar önemli. Dolayısıyla bu üyelik sürecinin devamı çok önemli. Sizler rehberler olarak Türkiye'nin özellikle Avrupa kimliğini çalışma alanınızda, faaliyet alanınızda mutlaka aktarmanız, anlatmanız lazım. Türkiye'ye karşı çok ciddi önyargılar var. Bunların aşılmasında sizler de, her biriniz ülkemizin bana göre gönüllü Avrupa Birliği Büyükelçisisiniz. Bunları hep birlikte aşacağız. Burada önemli olan Türkiye'nin egemenliği ve Türkiye'nin çıkarlarıdır. Söylediğim gibi, evet, Batı'da çok önemli önyargılar var. Çok önemli engellemeler var. Ama bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Yani Türkiye bunları geçmişte yaptığı gibi, 99-2006'da yaptığı gibi, şimdi çok daha iyisini yapar. Bakın, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt dışına Avrupa Birliği konusunda okumaya gönderdiği ilk 5 kişiden birisiyim. Yani düşünün, 1989 tarihinde, yani Türkiye 1987'de Avrupa Ekonomik Topluluğu'na, eski adıyla, üyelik başvurusu yapmış ve o zamanki devlet diyor ki benim AB uzmanına ihtiyacım var. Türkiye'deki en başarılı 5 öğrenciyi seçiyor. Bunları 1 Ocak 89'da master doktora yapmaya yurt dışına gönderiyor. Biz o tarihte 5 kişiydik arkadaşlar. Ama şu anda gururla söyleyebiliyoruz, Türkiye'de en az 2000 tane Jean Monnet bursuyla AB eğitimi almış her biri uzman arkadaşlarımız var. Yani şirketler hukukundan tutun insan haklarına, rekabet politikasından tüketicinin korunmasına, sağlıktan çevreye, yani her alanda uzmanlarımız var. Yine üniversitelerimizde çok önemli sayıda akademisyenlerimiz var. Bu akademisyenlerimiz diğer Avrupa üniversitelerinde de görev yapabiliyor, makaleler yazabiliyor, kitaplar yazabiliyor. Bugün Avrupa'nın geleceği, her ne kadar bizi şu anda çok içine almak istemeseler de, Avrupa'nın geleceği tartışılırken Türk sivil toplum kuruluşları, Türk düşünce kuruluşları önemli katkılar yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla sizler de bu büyük resmi görerek Türkiye'nin bu üyelik sürecini
ne katkıda bulunmanızda her zaman kendi geleceğiniz açısından yarar var. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Dilerseniz hem sizin değerli vaktinizi almamak adına hem de program akışında çok fazla sarkma yaşadığımız için sizin olan bölümümüzü bitirip diğer sorularımızı ise gerekli tamam. Kurumlara İlker olan Bey, kişilerle. Tamam İlker Bey, eğer izin verirseniz küçük bir anketle bitirmek istiyorum. Tabii ki. Ben normalde hep böyle interaktif cep telefonlarının da içinde olduğu bir anket yapıyorum ama tabii burada elektronik olarak yapma fırsatımız yok. İlkel el kaldırma yöntemiyle yapacağız. Şimdi 3 tane farklı soru soracağım sizlere. 3 soruyu önce dinleyin, sonra oyunuzu kullanın. Birinci soru şu, sorular arasında fark var yalnız. Farkı iyi görmeniz lazım. Birinci soru şu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği iyi bir şey mi? Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini destekliyor musunuz? Birinci soru bu. İkinci soru, sizce Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olabilir mi? Yani altyapısı var mı? İnsan gücü yeterli mi? Türkiye isterse zorlarsa Avrupa Birliği'ne üye olabilir mi? İkinci soru bu. Üçüncü soru da şu anda mevcut koşullarda Türkiye'nin AB üyelik koşullarını yerine getirdiğini düşünüyor musunuz? Ve mevcut koşullarda Avrupa Birliği Türkiye'yi üyeliğe kabul eder mi? Üç tane farklı soru var. Şimdi genelde bu üç sorunun cevabı medyada çok karıştırılıyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek arttı, azaldı şeklinde sunuluyor. Ben sizlerin görüşlerini özellikle merak ediyorum. Şimdi birinci soruyu soracağım. Birinci soru şu, yani sorular arasındaki farkı anladığınızı görüyorum gözlerinizden. Birinci soru şu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği Türkiye için iyi bir şey mi? Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekliyor musunuz? Evet diyenler ellerini kaldırsın. Diğer sayfaları da gözlemlediğim tamam. Şey. Evet. Şimdi ekranı bozmadan, hayır. Desteklemiyorum. Türkiye'nin AB'ye üyeliği kötü bir şeydir. Bu süreç durmalıdır diyenler var mı? Türkiye'nin AB'ye üyeliği iyi bir şey değil. Bu süreç durmalı, unutulmalı diyen var mı? Yok. Tamam. İkinci soruya geçiyorum. Yani tabii az önce sorduğum ikinci soru değildi. Birinci sorunun sağlamasıydı. Tersten sorulmasıydı. Şimdi ikinci soruyu soruyorum. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olabilir mi? Yani yeterince altyapısı var mı? İnsan gücü var mı? Türkiye AB üyelik koşullarını, teknik üyelik koşullarını yerine getirebilir mi isterse? Ne diyorsunuz? Türkiye AB'ye üye olabilir mi? Evet diyenler elini kaldırsın. Evet. Sizler birbirinizi görüyorsunuz sanıyorum. Bu arada tabii hiç cevap vermeyen bir arkadaşım var ortanın ortasında. Şimdi üçüncü soru. Mevcut koşullarda Türkiye AB'ye üye olabilir mi? Evet diyenler elini kaldırsın. Evet mevcut koşullarda üye olmalı, üye olabilir diyen var mı? Ben size arkadaşlar Türkiye ortalamasını söyleyeyim. Türk halkının %79'u Türkiye'nin AB üyeliğinin iyi bir şey olduğunu düşünüyor ve bu süreci destekliyor. Bu oran gençlerde, üniversitelerde, STK'larda %95'in üstünde. Hatta %100 olduğunu da görüyoruz çoğu zaman ama ben ihtiyatlı yaklaşmak için %95 diyorum. İkincisi, Türkiye AB'ye üye olabilir mi? Destek %55 ile 60 arasında. Evet, Türkiye isterse AB'ye üye olabilir, altyapısı var. İnsan kaynağı var ama Türkiye kararlı bir şekilde bu işi götürmeli ve kriterlere de uymalı. AB'ye üye olabileceğine ben inanıyorum. Bütün engellere rağmen diyor Türk halkının en az %55'i. Üçüncü soruya cevap %10. Evet Türkiye bugün bile AB'ye üye olabilir. Çünkü biz zaten üyelik koşullarını yerine getirdik diye düşünenler var. Ama bu %10'u geçmiyor. Tabii gerçekçi olmamız lazım. AB'den önce bizim kendimizin de ikna olması lazım. Üyelik koşullarının yerine getirildiği konusunda. Evet arkadaşlar, sizlerden aldığımız bu geri dönüşle çalışmalarımızı birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.
Özellikle Geleceğin Rehberleri platformundan önümüzdeki dönem projeler bekliyoruz. Avrupa Birliği İletişim Stratejisi çerçevesinde sizlerle neler yapabiliriz? Bize önerilerde bulunun. Özellikle turizm sektörünü değerlendirelim. Yani ne bileyim turistlere vereceğiniz nazar boncuğunun üstüne bir Avrupa Birliği mesajı mı koyalım? Veya ne bileyim Türkiye'deki öğren yerlerine bir takım mesajlar, gizli mesajlar mı koyalım? Veya ne bileyim rehberlerimizin eğitim, daha nitelikli eğitim alması konusunda bir şeyler mi yapalım? Söylediğim gibi bu Yaratıcı Avrupa programını da sizlerin yakından izlemesinde, onun alt bileşenlerine bakmasında bence çok büyük yarar var. Sizlerden gelen gelecek önerilere her zaman açığız. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öğrenci arkadaşlar için derslerinde başarılar. Çalışan katılımcılar için de işlerinde kolaylıklar diliyorum. Umarım pandemisiz döneme en kısa zamanda gireriz ve ülkemizin turizm sektörü sizlerin de gayretleriyle güçlü bir noktaya gelir. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Sayın Bakanım tekrardan. Dilerseniz yazılı olan birkaç soru vardı. Onları da gerekli kurumlara, diğer başlıklara iletmek adına tekrardan teşekkür ederim. Bir saniye. Diğer konu başlığımızla ilgili. Dilşat Kırbaçlı Karaoğlu, sayın kendisini Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı'nı davet ediyorum konuşması için. Bir saniye. Şu an beni duyabiliyor musunuz? Evet, gayet net duyabiliyoruz. Peki. Herkese öncelikle merhabalar diliyorum. Sevgili öğrenciler, sayın hocalar, Geleceğin Rehberleri platformu hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlere kısaca Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer olanaklarını tanıtmak istiyorum. Yani diplomatlık mesleğini tanıtmak istiyorum. Bilmiyorum içinizde Dışişleri Bakanlığı'na başvurmak isteyen var mı? Bakanlığımıza girmek isteyen var mı? Esasında düşünürken neler anlatacağımı, her iki mesleğin de şu an sizlerin icra ettiği, edeceği rehberlik mesleğinin de diplomatlık mesleğinin de ortak noktaları olduğunu, aslında aynı amaç için çalıştığımızı ve benzer işler yaptığımızı gördüm. Diplomatlar da, rehberler de esasında Türkiye'nin tanıtımı için, güzel yurdumuzun tanıtımı için, ülkemizin tanıtımı için, değerlerimizin ve zenginliklerimizin tanıtımı için çalışan iki farklı meslek. Rehberler genelde sahada yapıyorlar bu işi, diplomatlar da genelde masada yapıyorlar bir işi ve uzun vadede de Türkiye'nin çıkarlarının savunulması, anlatılması, tanıtılması ve ülkemizin çok daha iyi bir noktaya gelmesi için el birliğiyle çalışıyoruz. Peki diplomatlar tam olarak ne yapıyorlar? Diplomatlık aslında bir devlet memurluğu. Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı'na sınavlarla giriyorsunuz. Yaklaşık 40 yıl çalıştığınız bakanlıkta ömrünüzün 30 yılı, kariyer hayatınızın 30 yılı 5-6-7 farklı ülkede Türkiye için çalışarak geçiyor. Birkaç yıl Türkiye'de çalışıyorsunuz, birkaç yıl yurt dışında çalışıyorsunuz ve yaklaşık 40 yıllık meslek hayatınızı da 65 yaşında tamamlıyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı'na girmek için neler gerekiyor? Bazı şartlar diğer mesleklere göre daha kolay. Bağlantım var mı şu an? Beni duyabiliyor musunuz veya görebiliyor musunuz? Evet, duyabiliyoruz. Sesle de görüntüde de sorun yok şu an. Tamam, oldu. Ben şu an sizi göremiyorum ama sesim gidiyorsa sorun yok. Dışişleri Bakanlığı'na girmek için KPSS sınavına girmeniz gerekmiyor. Diğer memurlardan farklı olarak. Çünkü biz zaten kendi sınavlarımızı yapıyoruz. Onun dışında 35 yaşına kadar başvurabiliyorsunuz. Ama benim size naçizane tavsiyem, eğer Dışişleri Bakanlığı'nda memur olmak istiyorsanız ne kadar erken girerseniz o kadar iyi. Çünkü bu bir usta-çırak ilişkisi ve uzun yıllar çalıştıktan sonra öğrenilebilecek ve daha çok keyif alınabilecek bir meslek.
Ayrıca yine bazı şartları kolaylaştırdık. Eskiden sadece bazı bölümlerden mezun olanlar girebiliyorken şu an pek çok bölümden mezun olup, örneğin mühendislikten mezun olup, örneğin başka sosyal bilimlerden mezun olup, üzerine İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans yaparsanız Dışişleri Bakanlığı sınavına da girebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bizi dinleyen kitle içerisinde uluslararası ilişkiler mezunu değilim veya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde okumuyorum, ben dışişlerine giremem diye düşünen varsa her zaman için girebilirsiniz. Üzerine master yapmanız yeterli. Peki, Dışişleri Bakanlığı'na girişte biz nelere bakıyoruz? Dışişleri Bakanlığı sınavına girmek isteyenlere neler tavsiye edebiliriz? Burada aslında size vereceğim tavsiyelerin çoğu hemen hemen bütün mesleklerde geçer akçe olan hususlar. Yani çok spesifik bir bilgiye veya çok spesifik bir yeteneğe gerek yok Dışişleri Bakanlığı'na girmek için. Aradığımız dört genel koşul var. Bunun birincisi bilgi. Ben bu arada kendimi ekranda görmeye çalışıyorum. Bir dakikanızı rica edeceğim. Ben kendimi şu an göremiyorum. Ekranınız kapanmış bulunmakta. Belki ondan olabilir. Tamam. Şu an herhalde tekrar açıldı. Şu anda siz açıldı, beni görebiliyorsunuz evet. Ama değil mi? Evet, şu anda görebiliyoruz. Biraz bağlantım zayıf. Kusura bakmayın. Açmaya çalışayım. Tamam, ben kendimi göremiyorum ama tamam, oldu şimdi. Dört ana unsur arıyoruz Dışişleri Bakanlığı'nda. Birincisi tabii ki diğer bütün mesleklerde olduğu gibi bilgi. Yani hangi mesleğe başvurmak istiyorsanız, hangi kurumun sınavına girmek istiyorsanız o kurumla ilgili spesifik bilgilere sahip olmanız lazım. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Dışişleri Bakanlığı'na girmek için uluslararası ilişkiler mezunu olmanıza gerek yok. Ben de uluslararası ilişkiler mezunu değilim. İşletme okudum. Üzerine de kamuda master yaptım. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın sınavına hazırlandım. Dolayısıyla siz de eğer bizim bakanlığa girmek isterseniz bu alanda yeteri kadar bilgi sahibi olmanız yeterli. Bu konudaki kitapları, makaleleri okumanız, kendinizi temel konularda bilgi sahibi olacak kadar yetiştirmeniz yeterli. İkincisi, biraz önce Sayın Bakan Yardımcımız da ifade etti, yabancı dil. Nasıl ki doktorlar veya cerrahlar elleriyle ameliyat yapıyorlar ve daha çok ellerini kullanıyorlar, biz diplomatlar da dilimizi ve dillerimizi kullanıyoruz. Yazılı ve sözel dil yeteneğinizin, yazılı ve sözel dil bilginizin çok üst seviyede olması lazım. Ve bunu bakanlığa girmeden önce geliştirmeniz lazım. Genelde başvuranların yabancı dilleri iyi oluyor ama maalesef ki yeni kuşak, Z kuşağının Türkçesi bizim bakanlığın aradığı kadar iyi seviyede olmuyor. Bunda tabii sizin bir suçunuz yok. Sosyal medya kullanımı, şu an gençler arasında kullanılan diller, kısaltmalar vesaire biraz sizin Türkçe yazma ve konuşma kapasitenizin altında kullanmanıza neden oluyor. Kapasitenizin çok daha fazla olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla eğer Dışişleri Bakanlığı'na girmek istiyorsanız yabancı dillerinizin çok iyi olması lazım ama aynı zamanda Türkçenizin de iyi olması lazım. Buna da özen göstermenizi rica ediyoruz. Çünkü dediğim gibi biz dilimizi kullanarak, yazılı ve sözel yeteneklerimizi kullanarak gerek yurt dışında gerek Türkiye'de mesleğimizi icra ediyoruz. Üçüncü olarak neye ihtiyacımız var? Üçüncü olarak da genel kültüre ihtiyacımız var. Neden? Çünkü bir diplomat hiçbir zaman bir konuda uzmanlaşmış olmuyor. Hiçbir zaman aynı konulara bakmıyor. Hemen hemen hiçbir zaman aynı ülkeye tekrar tayin olmuyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı konularda çalışıyor. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'na girmeden önce genel kültürünüzün iyi olmasını bekliyoruz. Her konudan biraz anlamanızı, en azından ilgi duymanızı, araştırabilecek durumda olmanızı bekliyoruz. Dördüncü unsur da muhakeme. Muhakeme gücü. Bu aslında en zor kazanılan ama bence en önemli olan yetenek. Yani mümkün olduğu kadar bakanlığa girmeden önce doğru karar verebilme kapasitenizin veya tecrübelerinizin, iş tecrübenizin, hayat tecrübenizin mümkün olduğu kadar fazla olmasını arzu ediyoruz. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Aslında şu an burada bulunan kitle seçkin bir kitle. Siz bu yaz sıcağında başka yerlerde olmak yerine bizleri dinliyorsunuz.
Şu an tatilde olabilirsiniz, başka bir yerde olabilirsiniz ama vaktinizi buna ayırdınız. Eminim aynı zamanda da bir dernekte çalışıyorsunuz. Vaktinizi dışarılarda gezmek yerine, onu da yapın tabii ama sosyal aktiviteleri ayırmış durumdasınız. Eminim başka yerlerde staj da yapıyorsunuz. Dolayısıyla siz muhakeme gücünüzü zaten bu tarz faaliyetlerle mümkün mertebe geliştirmiş olacaksınız. Bizim sizlere naçizane tavsiyemiz, öğrencilik yıllarınızı çok iyi bir şekilde değerlendirip size uygun olan derneklerde görev almanız, gönüllü faaliyetlerde bulunmanız, gönüllü işler yapmanız, mümkün olduğu kadar çok yerde çalışıp deneyim sahibi olmanız ki herhangi bir işe girdiğiniz zaman normalde yapacağınız hataları o staj döneminde, acemilik döneminde, çıraklık döneminde bitirmiş olun. İşe girdiğinizde, para kazanmaya başladığınızda, kariyer sahibi olduğunuzda aynı hataları yapmayın. Dolayısıyla tekrar özetleyecek olursak, Dışişleri Bakanlığı'na girmek için ve dahi aslında herhangi bir kariyer mesleğine girmek için dört alanda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Birincisi hangi mesleğe girecekseniz o konuyla ilgili bilgi. İkincisi yabancı dil ve Türkçe. Türkçemiz çok önemli ve çok kıymetli. Üçüncüsü genel kültür. Dördüncüsü de muhakeme gücü. Eğer bunları yaparsanız eminim Dışişleri Bakanlığı sınavında da çok başarılı olacaksınız. Ve şu an bizi dinleyen bazı gençlerimizden, özellikle de genç kızlarımızdan, özellikle genç kızlarımıza seslenmek istiyorum. Özellikle genç kızlarımızla da meslektaş olacağımıza, beraber omuz omuza güzel Türkiye'mizi tanıtmak için çalışacağımıza eminim. Çok da mutlu olacağınızı, sizin bu meslekte çok da başarılı olacağınızı biliyorum, inanıyorum ve gözlerinizden görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizi istiyorum. Programınızda hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah bir kısmınızla meslektaş olalım. Omuz omuza güzel Türkiye'miz için çalışalım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. İyi günler. Evet arkadaşlar, bir diğer konu başlığımız için Avrupa Koleji ve Burs Programı hakkındaki konu başlığımızda Sayın Merve Sevim bizlere bu konuyla ilgili bilgiyi verecek. Kendisi Avrupa Birliği Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlisi. Kendisini şu anda mikrofona davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli hocalarım, değerli başkanlarım, değerli öğrenciler. Bugün sizlere Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı'nı tanıtacağım. Avrupa Koleji 1949 yılında Belçika Brüj'de kurulmuş ve 1993 yılında Polonya Natolin'de ikinci kampüsünü açmıştır. Avrupa Birliği alanında yüksek lisans veren en prestijli kurum olması amacıyla bu kurumda sadece yüksek lisans yapılabilmektedir. Avrupa Koleji sadece yüksek lisans yapabileceğiniz bir yer ama Avrupa Birliği alanında çalışmayı hedefliyorsanız, Avrupa Birliği alanında uzmanlaşmak istiyorsanız, avrokrat olmak istiyorsanız seçebileceğiniz en iyi eğitim kurumu olduğunu sizlere söylemek isterim. Sayın Bakan Yardımcımızın da bahsetmiş olduğu gibi kendisi de Avrupa Koleji mezunu ve Avrupa Koleji bugüne dek 40 binin üzerinde mezun vermiş bir kolej. Ve mezunlarının birçoğu devletin en üst düzeyinde görev yapmış ve yapmaktadır. Dışişleri Bakanları, milletvekilleri, parlamenterler, Avrupa Komisyonu Başkanları, Avrupa Parlamentosu'nda çalışan birçok kişi, AB alanında çalışan uzmanlar, Avrupa Koleji mezunu ve Avrupa'da çok ciddi bir lobisi var. O yüzden sizlere şiddetle tavsiye edebilirim. Avrupa Koleji Fransızca ve İngilizce olmak üzere iki dilde eğitim vermektedir. Kolejde alacağınız dersler Fransızca ve İngilizce olacağı için her iki dilinizin de iyi düzeyde olması beklenmektedir. Dünyanın en iyi hocaları sizlere ders veriyor olacak. Okulun bir diğer özelliği öğrencilerin %70'inin burslu olması. Diğer ülkelerden birçok öğrenci Avrupa Koleji'nde burslu okuyor. Çünkü ülkeleri onları geleceğin avrokratları ve geleceğin akademisyenleri olarak görmek istiyor. Avrupa Koleji burs programı 2010 yılında başladı ve bugüne kadar 200'ün üzerinde öğrenci mezun oldu. Peki biz bu bursu nasıl karşılıyoruz? Özel sektörlerden almış olduğumuz burs desteğiyle sizlere burs imkanı sunuyoruz. Burs veren firmalardan birkaç örnek verecek olursam Koç Holding, Sabancı Holding, Eczacıbaşı, Eti Holding, Salko Holding,
gibi önemli firmalar ve bu firmaların birer bursiyeri haline geliyorsunuz. Sizleri mülakat sırasında olsun, diğer faaliyetlerde olsun tanıyorlar ve bu kişi bizim bursiyerimizdi diyebiliyorlar. Ve mezun olduktan sonra bir iş imkanı da sağlıyorlar. Dolayısıyla birçok mezunumuz var, özel sektörde mezun olup döndükten sonra iş bulabilen. Bursumuzun değeri 26 bin euro ve bu 26 bin euro kalma içerisinde kalma yeriniz, okul ücretiniz, sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 öğün yemek karşılanıyor. Sizin sadece karşılayacağınız uçak biletiniz, belki orada harcayacağınız cüzi miktarda cep harçlığı, onun dışında her şey bu 26 bin euro içerisinde karşılanıyor. Avrupa Koleji'nde 5 ana bilim dalı var. 4 tanesi Bruges kampüsünde ve 1 tanesi Naturin kampüsünde yer alıyor. Bruges kampüsünde yer alan bölümlerimiz Uluslararası İlişkiler ve AB Diplomasisi, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve Avrupa Hukuku Çalışmaları. Naturin kampüsünde ise Avrupa Disiplinler Arası Çalışmaları alanında çalışma yapabilirsiniz. Bruges kampüsü için söyleyeceğim şeyler, Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi'ye hemen hemen bütün branşlardan başvurabilirsiniz. Mezun ya da son sınıf öğrencisi olmanız gerekiyor. Genelde uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, hukuk okuyanlar başvuruyorlar. Yine kamu yönetimi ve siyaset bilimi de aynı şekilde ama Avrupa Ekonomik Çalışmaları yapmak istiyorsanız özellikle ekonomi bilginizin çok iyi olması gerekiyor. İktisat, mühendislik ve işletme okuyan arkadaşlar da bu bölüme tabii ki başvurabilirler. Avrupa Hukuku Çalışmaları ise sadece hukuk mezunlarının ya da son sınıf öğrencilerinin başvurularını kabul ediyor. Çünkü AB hukuku gerçekten zor bir bölüm. Bu alanda çalışmak istiyorsanız ama uluslararası ilişkiler okuyorsanız bu bölüm için şansınız birazcık daha düşük olabilir arkadaşlar. Çünkü genelde hukuk mezunlarını tercih ediyor kolej. Naturin kampüsü için ise eğer ben genel AB çalışmaları yapmak istiyorum, AB nedir, öğrenmek istiyorum ve ilgim var diye düşünüyorsanız, diyorsanız Polonya'da bulunan AB Disiplinler Arası Çalışmaları bölümü sizlere uygun. Özellikle bu bölüme dil bölümü, mütercim, tercümanlık, iletişim, gazetecilik, mühendislik fakültelerinde okuyan ve AB konuları bilen arkadaşlar ve tabii bunun yanı sıra uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk da başvuru yapabilir. Genelde bu alanlarda başvuru oluyor disiplinler arası bölümümüze. Biraz sizlere bursumuzun şartlarından bahsetmek istiyorum. TC vatandaşı olmak ilk şartımız. Yurt dışında bulunan TC vatandaşlarımız da bursumuzdan yararlanabiliyorlar. Son başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak. İlgili alandan mezun ya da son sınıf öğrencisi olmak ve İngilizce ve Fransızcayı iyi derecede biliyor olmanız bekleniyor. Bizim burs programımızın tek zorluğu iki dili de yani iyi derecede biliyor olmanızın istenmesi zannediyorum. O yüzden arkadaşlar sadece İngilizce ya da sadece Fransızca biliyorsanız burs programına başvurmanızda sakınca var. Gerçekten çok zorlanabilirsiniz. Zaten kabul almanız da çok zor olabilir. Ön eleme oluyor. Ön elemeden sonra sözlü sınav gerçekleşiyor ve her aşamada İngilizce ve Fransızca düzeyinize bakılıyor. O yüzden size tavsiye edebileceğim, hani şu andan itibaren bu burs programına başvurmayı düşünüyorsanız İngilizcenizi ve Fransızcanızı iyi bir şekilde ilerletmeye gayret göstermenizi tavsiye edebilirim. Avrupa Koleji burs programı her sene aynı şekilde ilerliyor. Ekim'in başında web sitemizde ilana çıkıyoruz. Üniversitelere ilanlarımızı gönderiyoruz ve başvuru süreci başlıyor. Başvuruyu hem AB Başkanlığı'na hem Avrupa Koleji'ne eş zamanlı olarak yapmanız gerekiyor. Eğer sadece bize ya da sadece Avrupa Koleji'ne başvuru yaparsanız maalesef başvurunuz geçersiz sayılıyor. Bu sene yaklaşık 20 arkadaş bu nedenle elendi çok başarılı olmalarına rağmen. O yüzden lütfen başvuruyu her iki yere de yaparsanız çok çok iyi olacaktır.
Başvurular her sene Ocak ayında sona eriyor ve sonrasında Avrupa Koleji ile birlikte ön eleme yapıyoruz. Bu ön elemeyi geçen arkadaşları mülakata davet ediyoruz. Mülakatlarımız Mayıs'ın ilk haftasında genelde İstanbul'da gerçekleşiyordu ama pandemiden dolayı son iki senedir online olarak yapıyoruz. Yaklaşık 15 dakika süren mülakatta Sayın Bakan Yardımcımız, Avrupa Koleji'nden bölüm hocaları, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Koleji Burs Programı Yöneticisi ve birkaç akademisyenler sizlerin Fransızcanızı, İngilizcenizi, AB konusundaki genel bilginizi, alan bilginizi ölçmeye yönelik bir takım sorular yöneltiyorlar. Ve bunun sonrasında da her bölüm için belirlenen adayları ve varsa yedek adayları yaklaşık bir gün sonra web sitemizde duyuruyoruz. Eylül'ün ilk haftası Avrupa Koleji'nde eğitiminiz başlıyor ve Haziran sonuna kadar devam ediyor. Yaklaşık 10 aylık bir eğitim süresi gerçekleşiyor. Eğer AB alanında çalışmak istiyorsanız, bu konuda uzmanlaşmak istiyorsanız, burs programımızı sizlere şiddetle tavsiye edebilirim. Çok teşekkür ederiz tekrardan Merve Hanım. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar zamanımız kısıtlı olduğu için diğer bir konu başlığımıza geçelim isterseniz. Diğer konu başlığımız ise Jean Monnet burs programı ile ilgili. Normalde programımızda Hakan Atik yazıyordu. Lakin onun yerine Gül Erdemir, Avrupa Birliği İşleri Uzmanı ve Jean Monnet burs programının da sorumlusu olarak kalacak. Yani sunumu gerçekleştirecek. Soru cevaplar da yine aynı şekilde sonda olacağı için lütfen arkadaşlar sorularınızı hazırlarsanız şimdiden teşekkür ederiz. Mikrofonu Sayın Gül'e aktarıyorum. Sesim geliyor mu şimdi? Kusura bakmayın. Da, estağfurullah. Şu anda gayet güzel bir şekilde geliyor tamam. Sesiniz. Tekrardan kusura bakmayın. Hemen hızlıca başlayayım zamanınızı almadan. Öncelikle herkese saygıyla selamlıyorum. İsmim Gül Erdenir. AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanlığı'nda Jean Monnet burs programını yürütmekten sorumlu uzmanlardan biriyim. Bugün sizlere burs programı ile ilgili kısaca bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle belirtmek isterim ki AB Başkanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet burs programı son derece kıymetli ve prestijli bir burs programıdır. Program 1990 yılından beri yürütülüyor ve program ile de AB uyum sürecinde AB müktesebatı konusunda bilgili ve donanımlı personelin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda az önce Bakan Yardımcımızın da söylediği gibi 2000'in üstünde kişi burstan faydalandı. Program çerçevesinden kısaca bahsetmem gerekirse burs programı 3 ila 12 ay süren yüksek lisans ve araştırma programlarını destekliyor. Az önce de belirttiğim gibi amaç müktesebat konusunda bilgili personel yetiştirmek olduğu için müzakere fasılları ile paralel çalışma alanlarında söz konusu yüksek lisans ve araştırma yüksek lisans ve araştırma yapılması bekleniyor. Bu da müzakere sürecimizin 35 faslına denk geliyor. Bu fasıllar çevreden eğitime, sağlıktan enerjiye veya yargı temel haklara kadar geniş bir yelpazeyi oluşturuyor. Bu kapsamda adaylar çalışma alanı olarak fasıllardan birini seçerek uygun programlara başvuruyorlar. Burada önemli bir husus, sizler sanırım çoğunuz turizm işletmecilik mezunusunuz ya da okuyorsunuz. İlla mezun olduğunuz bölümle ilgili bir alandan başvurmak zorunda değilsiniz. Turizm okumuşsunuzdur. Çevreyle ilgili bir programa gidebilirsiniz. Mühendislik okumuşsunuzdur. Sağlıkla ilgili bir programa gidebilirsiniz. Önemli olan sizin ilgi duymanız ve yurt dışındaki okullardan da kabul alabilmeniz. Araştırma ve yüksek lisans dedik. Ancak burs programı ile amaç sadece akademik çalışma yapmak değil, gidilen ülkelerdeki halklar arasında diyaloğu geliştirmek ve varsa Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik ön yargıların aşılmasına Hanım, katkıda... Çok özür Buyurun. Diliyorum, lafınızı bağlı kesiyorum. Sadece bir ufak detayı düzeltmek için bölüyorum.
turizm işletmeciliği şeklinde söylediniz ama yanlış olmaması adına turizm rehberliği şeklinde düzelteyim dedim. Turizm rehberliği. Evet, yani fark etmez. Turizm rehberliği de okusanız. Yani burada vurgulamak istediğim şey illa mezun olduğunuz bölümden başvurmak zorunda değilsiniz. Yani turizmle ilgileniyorsanız mesela uluslararası ilişkilere de ilgi duyuyor olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir bölüme başvurabilirsiniz. Dediğim gibi zaten tam da o noktaya gelmiştim. Sizler rehberlik yapıyorsunuz. Burs programının amacı sadece akademik araştırma yapmak, yüksek lisans yapmak değil. Diyaloğa da katkı sağlamak ve hem Türkiye'de hem yurt dışında Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik ön yargıların aşılmasına katkıda bulunmak. Bu nedenle biz bursa başvuracak adayların da AB üyelik sürecine ilişkin olumlu bakış açılarının olmasını önemli buluyoruz. Şart değil tabii ki ama önemli. Peki burs neleri kapsıyor, neleri karşılıyor? 20 bin avroluk okul ücretini karşılıyor burs. Eğer 21 avrodan daha yüksek okul ücreti varsa bunun üstünü kendiniz tamamlayarak gidebiliyorsunuz. Vize, uçak bileti, sigorta gibi masraflar içinde bir defaya mahsus 3000 avroluk bir ödeme yapılıyor size. Ayrıca kalacağınız ülkeye ve kalacağınız süreye göre hesaplanan aylık yaşam ödeneği veriliyor. Bu da örneğin Almanya'ya gidiyorsanız 1500-1600 avro civarı, Bulgaristan'a gidiyorsanız 900 avro civarı gibi her sene güncellenen ödenekler. Başvuru nasıl yapılır? Ondan da bahsetmek istiyorum. Her yıl Ağustos, Eylül aylarında başvuru duyurusu yayınlanıyor. Bu duyuru metnini AB Başkanlığı'nın web sitesinden, AB Türkiye Delegasyonu'nun web sitesinden veya Merkezi ve Finans İhale Biriminin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Duyuru metnini dikkatlice okumanızı rica ediyorum. Çünkü her akademik yıl için kurallar ufak da olsa veya istenilen belgelerde değişiklikler yapılabiliyor. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için belgenin, duyuru metninin iyice okunması gerekiyor. Duyuru metni yayınlandıktan sonra duyuruda istenen belgelerin bize ulaştırılması gerekiyor. Bu belgeler nelerdir? İşte transkriptiniz, yabancı dil yeterlilik belgeniz, başvuru formunuz, kimlik fotokopiniz gibi. Başvuru sırasında biz şu anda dediğim gibi değişebilir önümüzdeki yıllarda ama geçen duyuruda 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 not ortalaması istiyorduk. Fakat böyle bir not ortalamanız yoksa daha düşükse not ortalamanız 36 aylık bir iş tecrübesiyle de başvurabilirsiniz. Bunun dışında bu çerçevede bir de sektör kotasından bahsetmek istiyorum. Biz bursa başvururken başvuranların hangi sektörde çalıştıklarını belirtmelerini istiyoruz. Özel sektörde çalışıyor olabilirsiniz, üniversitede çalışıyor olabilirsiniz ya da kamuda çalışıyor olabilirsiniz. Bu sektörlere göre kotamız var. Her yıl yaklaşık 160-180 öğrenci biz gönderiyoruz. Bu dağılım yapılırken sektör kotası uygulanıyor. Bu da şu anlama geliyor. 160 bursiyerin %50'si kamudan, %30'u üniversitelerden, %20'si de özel sektörden gönderiliyor. Az önce de ifade ettiğim gibi idari uygunluk aşamasını geçtiğiniz takdirde, yani belgelerinizi gönderdiniz eksiksiz bir şekilde, geçtiğiniz takdirde yazılı sınava davet ediliyorsunuz. Yazılı sınav Ankara'da yapılıyor. Yazılı sınav yabancı dilde yapılıyor. Başvuru esnasında sınava girmek istediğiniz dili belirtiyorsunuz. Bu da nedir? 27 AB resmi dilinden birini seçiyorsunuz. Bulgarca da seçebilirsiniz, İngilizce de seçebilirsiniz. Neyse seçtiğiniz dil. Yazılı sınavı da o dilde cevaplamanız gerekiyor. 100 üzerinden 60 puan istiyoruz en az geçebilmek için. 100 üzerinden 60 alanlar yine az önce belirttiğim gibi sektör kotası esas alınarak sıralanıyor ve burslar dağıtılmış oluyor. Son olarak sınavdan da bahsetmem gerekirse sınavda AB-Türkiye ilişkileri, AB'nin mevcut gündemi, güncel konular ve az önce de bahsettiğim gibi seçmiş olduğunuz çalışma alanınız neyse ona dair bilgi birikiminiz ölçülüyor.
yani enerji konusundan gitmek istiyorsanız enerji faslına dair, eğitim kültür faslından gidiyorsanız o fasla dair sorular soruluyor. Dilerseniz diğer bir konu başlığımıza geçelim. Çok teşekkür ederiz Gül Hanım. Verdiğiniz değerden ve katkılardan dolayı. Bir diğer başlığımız olan Erasmus Plus ve Gençlik Programları adlı konu başlığımızı Necla Ergani, Sayın Necla Ergani bizlere aktaracak. Kendisi Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörlüğü uzmanı. Sorularınız varsa şu anda şimdiden yazarsanız çok teşekkür ederim. Söz sizde Necla Hanım. Teşekkür ediyorum İlker Bey. Herkese merhabalar. Bugün aslında en gençlerin ister üniversite öğrencisi olsun ister olmasın en çok merak ettiği sıkça sorularının olduğu bir alandan bahsedeceğim ben size. Erasmus Plus ve Avrupa dayanışma programları hakkında kısaca derli toplu bir şekilde bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle Erasmus Plus programı kapsamındaki desteklerden bahsedeceğim. Gençler için özellikle tur rehberleri için değil ama ister öğrenci olsun ister olmasın gençler Erasmus Plus programı kapsamında hangi desteklerden yararlanabilir? Öncelikle bunun cevabını vereceğiz. İkinci olarak da Avrupa Dayanışma Programı kapsamında hangi desteklerden yararlanabilir, neler yapmalı? Bu iki sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Erasmus Plus programı ile başlayalım isterseniz. Erasmus Plus programı Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki desteklerini içeren hibe programının adı. Bu program 7'şer yıllık dönemlerde uygulanıyor ve programın yeni 7 yıllık dönemi 2021 itibariyle başladı. 2027'ye kadar bu yeni 7 yıllık dönemi içindeyiz. Ve bu kapsamda her yıl proje başvurularını Türkiye Ulusal Ajansı olarak biz alıyoruz. Bütün faaliyetlerden bahsetmeyeceğim çünkü sizin tam olarak ilgi alanınıza girmeyen faaliyetlerimiz de var. Ama temelde okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğretim ve gençlik dediğimiz sektörleri kapsıyor bu destekler. Ben size yüksek öğretim ve gençlik sektörlerine ait fırsatlardan bahsedeceğim. İlk bahsetmek istediğim fırsat Erasmus Plus yüksek öğretim destekleri. Bu destekler kapsamında eğer bir üniversite öğrencisiyseniz ya öğrenim hareketliliğine katılabilirsiniz ya da staj faaliyetine katılabilirsiniz. Zaten sıklıkla gençlerimizin, öğrencilerimizin bildiği bir faaliyet. Sizin üniversiteniz aracılığıyla dil sınavındaki başarınız ve akademik başarınıza bağlı olarak yurt dışındaki bir üniversitede, yine üniversitenizin anlaşmalı olduğu bir üniversitede bir ya da iki dönem eğitim alabilirsiniz. Buna öğrenim hareketliliği diyoruz ve başvuruları üniversitenize yapıyorsunuz. İkinci bir fırsatsa yüksek öğrenim kapsamında staj faaliyeti, bu belki biraz daha ilgisini çekebilir hem mesleki alanda gelişim imkanı verdiği için. Yine staj faaliyeti içinde dil sınavında başarılı olmak ve akademik olarak ortalamanız ne kadar yüksekse başarı şansınız o kadar artacağı bir kriter var. Yine başvuruyu üniversitenize yapıyorsunuz. Burada tek diğerinden farkı staja gideceğiniz kurumu öğrencinin kendisi bulması gerekiyor. Dolayısıyla siz öncelikle Erasmus staj hareketliliği için kabul aldıktan sonra istediğiniz bir yurt dışında bu bir şirket olabilir, bir otel olabilir. Sizin ilginizin, bölümünüzün gerek kıldığı bir kurum ve kuruluşta staj faaliyeti gerçekleştirebiliyorsunuz. Hem öğrenim hem staj faaliyeti de gerçekleştirebilirsiniz. Önce birini, sonra birini de gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki temel teknik kriter toplamda gerçekleştirdiğiniz sürenin 12 ayı geçmiyor olması. Bütün bu yüksek öğretimle ilgili olan başvuruları
okulunuza yapmanız gerekiyor. Yani üniversite öğrencileri buna katılabiliyor. Üniversitelerinin kendisini Erasmus ofislerine yapması gerekiyor. Dolayısıyla hem sınavın yapılması, öğrencilerin belirlenmesi, her türlü süreçlerin takibi üniversitelerin kendisinde. Ben aklınıza gelen bir sorunuz varsa ya da işte yararlanmak isterseniz üniversitenizin Erasmus ofisiyle iletişime geçmenizi öneririm. Şimdi bu en çok bilinen ve sıklıkla yararlanılan faaliyetiniz. İkinci faaliyetiniz ise Erasmus Plus Gençlik faaliyeti. Bu kapsamda 3 farklı proje başlığımız var. Gençlik programı diğer bizim hem yüksek öğretimden hem işte okul eğitimi, mesleki eğitim gibi projelerden şu şekilde farklı. Diğer faaliyetlerden yararlanabilmek için mutlaka bir kuruma ihtiyaç var. Yani eğer yüksek öğretimden yararlanacaksanız örneğin üniversiteye başvuru yapmanız lazım, öğrenci olmanız lazım. İşte mesleki eğitim kapsamında staja gidecekseniz bir mesleki eğitim öğrencisi olmanız lazım. Ya da işte okul projesi yapacaksanız, okul eğitim projesi yapacaksanız okul olmanız lazım gibi. Gençlik projelerinde ise herhangi bir tüzel kişiliğe bağlı kalmaksızın gençler en az 4 genç bir grup oluşturarak proje başvurusu yapabiliyor. Bu bir platformda olabilir, dernekte olabilir, STK'da olabilir. Ama bunların hiçbirine bir aidiyet yoksa işte Turizmi Sevenler Grubu isimli bir grup kurarak da proje başvurusu yapabilmek mümkün. O yüzden gençlik projeleri biraz daha hem öğrenci olma şartı aramıyor, hem bir tüzel kişiliğe bağlılık aramıyor. Dolayısıyla senede 2 kere de başvuru açması sebebiyle oldukça esnek, gençlere kolaylık sağlayan bir proje başlığımız diyebiliriz. Şimdi bu kapsamda 3 temel proje tipi var. Bunlar kısaca neler? Ben size onlardan bahsedeyim. Birincisi gençlik değişimleri. Gençlik değişimlerinin temel mantığı şu. 13-30 yaş arasındaki gençleri seçtikleri bir konu etrafında bir araya getirerek birlikte ortak faaliyetler yapmalarını teşvik eden, onların girişimcilik duygusunu, beraber çalışma isteğini, işte kültürler arası diyaloğunu destekleyici faaliyetler yapmasını hedefleyen projeler. Örneğin sizin seçtiğiniz konu bir sanat olabilir, turistik bir yöre olabilir, işte kültürel miras olabilir, müzik olabilir, herhangi bir şey olabilir. Seçtiğiniz konu etrafında yurt dışında akranlarınızla yine orada sizin gibi gençlik gruplarıyla veya işte bir platformla ya da bir ortak dediğimiz bir ortak dediğimiz güzel kişiliği olan ya da olmayan bir toplulukla akranlarınızla bir araya gelerek bir hafta 10 günlük faaliyetler yapmanızı destekleyen proje türü gençlik değişimleri. Temel motivasyonu şu: gençler bir araya gelsinler, hem kendi inisiyatifleriyle bir şeyler yapsınlar, yani ortak bir çalışma planı düzenlesinler, faaliyet kurgulasınlar, hem kültürel etkileşimleri artsın hem de inisiyatif alsınlar. Gençlik değişimleri bunu amaçlıyor ve kısa dönemli projeler. Faaliyet süresi 5 ila 21 gün arasında ama genellikle bir hafta 10 günlük projeler oluyor. İkinci proje türümüz gençlik çalışanlarının hareketliliği. Burada adı üstünde gençlik çalışanı olarak görev yapan kişilerin yurt dışındaki kendi meslektaşlarıyla ya da onlarla aynı görevlerde, benzer görevlerde rol alan akranlarıyla bir araya gelerek birbirlerinden öğrenmeleri, ağ kurmaları, deneyim paylaşmalarını destekleyen projeler. Burada da yine benzer şekilde bir ortak bulmak lazım yurt dışında. Ve ağ kurma, seminer ya da konferans gibi belirli eğitim metotlarını içeren faaliyetlerde yine 2 aya kadar bir araya gelebiliyorlar. Bir de gençlik katılımı projelerimiz var. Üçüncüsü de bu. Gençlik katılımı eski dönemde K347 diye biliniyordu. K3 başlığı altındaydı. Belki duyanınız, aşina olanınız vardır. Temel prensibi şu: gençlik katılımı projeleri gençlerin onları ilgilendiren bir konuyu seçip, bu işsizlik olabilir, iklim değişikliği olabilir, işte kadına yönelik şiddet olabilir, her türlü
konu olabilir. Bunu belirledikten sonra bir zirve şeklinde ya da işte toplantılar bütünü şeklinde bu konunun enine boyuna tartışıldığı, konuşulduğu, o alanda sorumluluk düşen ya da katkı sunabilecek hem politika yapıcılarla hem de sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek o alan üzerinde kafa patlattıkları tabir yerindeyse, sonrasında da o konunun sonuca bağlanması, çözülmesi için öneriler sundukları ya da işte bir bildiri olabilir, bu bir sonuç raporu olabilir, bir yayın hazırladıkları bir proje modeli diyebiliriz. Bir arkadaşımız vardı, Sayın Bakan Yardımcımıza soru yönelten, Necat Bey'di sanırım, burada mı bilmiyorum ama. Örneğin onun iklim kriziyle ya da işte sürdürülebilirlikle ilgili ne yapabiliriz dediği yer aslında Erasmus projelerinin hepsinde buna yer ver ama özellikle gençlerle ilgili kısımda gençlik katılımı projeleriyle aslında iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projeler yapılabilir, tartışılabilir. Ne yapabiliriz? Gençler bu konuda nasıl sorumluluk alabilir? Nasıl çözüm önerileri sunabilir? Bunun tartışıldığı, konuşulduğu bir proje kurgusu yapılabilir. Necat Bey buradaysa sorusunu da yanıtlamış olayım. Gençlik projeleri de bu şekilde. Bir de Avrupa Dayanışma Programımız var bizim. Eski dönemde bu program Avrupa Gönüllü Hizmeti diye biliniyordu. Belki duyanınız yine vardır ama 2018 yılından bu yana Avrupa Dayanışma Programı altında başlı başına ayrıca bir program olarak yürütülüyor gönüllülük projeleri. Avrupa Dayanışma Programı aslında iki tip faaliyeti destekliyor. Bir gönüllülük, iki dayanışma. Gönüllülükten şunu anlıyoruz, 18-30 yaş aralığındaki gençlerin herhangi bir işte dil bilme şartı, işte öğrenim durumu ya da öğrenci olma şartı aranmaksızın sadece yaş şartına bağlı olarak yurt dışında bir kurumun, kuruluşun projesinde 2 ila 12 ay arasında uzun dönemli olarak çalışma fırsatı veren projeler bunlar, gönüllülük faaliyetleri. Bu kapsamda aslında Erasmus programı haricinde yurt dışında bir yıla kadar gençlere kalma fırsatı veren tek program. Dolayısıyla dil öğrenmek isteyen, yurt dışında bir miktar kalmak isteyen, bana artık hani sadece diplomam yetmiyor, hem dilimi geliştirmek istiyorum, hem sosyal anlamda bir inisiyatif almak istiyorum diyen gençlerin oldukça yararlanabileceği bir program. Peki bu programdan nasıl yararlanabilir sorusunun cevabı ise şöyle. Bu programdan yararlanmak isteyen, yani gönüllü olmak isteyen gençler ulusal ajansa başvuru yapmıyorlar. Başvurusunu kalite sertifikası olan dediğimiz, yani kalite sertifikası bulunan ulusal ajansın sen gönüllü gönderebilirsin, gönüllü kabul edebilirsin dediği kurumları bularak o kurumların projelerine başvuru yapıyorlar. Bu kurumları bulabileceğiniz yer Avrupa Gençlik Portalı denen portal. Türkçesi bu. European Youth Portal İngilizcesi. European Youth Portal'a girdiğinizde, volunteering kısmını tıkladığınızda öncelikle kendi adınıza bir profil oluşturmanız gerekiyor. Sizi tanıtıcı bir profil oluşturuyorsunuz. Sonrasında ister ilinizde ya da Türkiye çapındaki bu kalite sertifikası olan, yani göndermeye ve kabul etmeye yetkisi bulunan kurumları bulabiliyorsunuz. Ya da hali hazırda orada proje ilanı varsa doğrudan o projelere de başvuru yapabiliyorsunuz. Türkiye çapında yaklaşık 150 tane kuruluş var ama hepsinin şu anda projesi olmayabilir. Hepsi şu anda göndermiyor olabilir. Kimisinin gönderdiği süre bitmiştir. Kimisi 3 ay sonra gönderecektir. Kimisi Almanya'ya gönderiyordur, kimisi Fransa'ya gönderiyordur. Dolayısıyla bununla ilgili doğru bilgi alabilmek için doğrudan kuruluşun kendisine başvuru yapmak, iletişime geçmek, benim işte özgeçmişim şu, ilgi alanlarım şu, sizin gönderici kuruluş olduğunuzu gördüm, hangi ülkeye gönderiyorsunuz, hangi sürelerde gönderiyorsunuz, hangi konuda gönüllülük yapmam gerekir, bunu sorduğunuz, iletişime geçtiğiniz bir mail ya da işte telefonla başvuru yapabilirsiniz. Yani başvuruyu doğrudan bu kuruluşlara yapmanız gerekiyor. Dayanışma projeleri ise mantığı şu,
yerelde yapılan projeler. Temel prensip gençlerin ikamet ettikleri ya da yaşadıkları bölgede tespit ettikleri bir sorun için inisiyatif almalarını hedefliyor. Burada da en az 4 genç ve bir liderden oluşan bir grup olarak başvuru yapılabiliyor. Buradaki temel prensip şu, örneğin ben okuma yazma oranının düşük olduğu ve dezavantajlı diye tabir ettiğimiz bir sosyal çevrede yaşıyorsam ve tespit ettiğim şey oradaki okuma yazma oranının eksik olmasıysa, ben arkadaşlarımla, akranlarımla bir araya gelerek bir dayanışma projesi hazırlayabilir. Bu kapsamda yaşadığım yerdeki işte kadınlara, çünkü problemim buydu, bunu tespit etmiştim, okuma yazma için destek olabilirim. Orada okuma yazma seminerleri başlatabilirim. Onları sosyal hayata çekecek çeşitli aktiviteler düzenleyebilirim. Bunlar yine sizin ilin, yaşadığınız bölgedeki ihtiyaca göre kurgulanmış projeler olacağı için gençlerin yaşadıkları yerde dayanışma gücünü arttırıcı, inisiyatif almasını destekleyici kısa süreli projeler oluyor. Avrupa Dayanışma Programı kapsamındaki dayanışma projelerine başvuruyu ulusal ajans alıyor. Ama gönüllülük için gönüllülerin başvurusunu ulusal ajans almıyor. Biz yine gönüllüyü gönderecek kuruluşların başvurusunu alıyoruz. Şimdi bütün bu bahsettiğim işte yüksek öğretim, gençlik ve dayanışma programı kapsamındaki belki hani daha sonra incelemek istersiniz, dokümanları UAGO.tr adresinde bulabilirsiniz. Hem Erasmus Plus hem de Avrupa Dayanışma Programı, İngilizcesi de European Solidarity Corps, dolayısıyla ESC diye de görebilirsiniz bazı yerlerde. ESC ile ilgili kısımları UAGO.tr'den ulaşabilirsiniz, oradaki dokümanları inceleyebilirsiniz. Yine sorunuz olursa sonrasında, şimdikileri tabii ki cevaplarım ama sonrasında aklınıza bir soru gelir, bilginiz arttıkça anlamadığınız bir şey olursa bilgi@uagov.tr'ye de sorularınızı iletebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben bir hemen kapanış konuşmasıyla bu güzel programı sonlandırmak isterim. Bize bu yayın için olanak sağlayan Dışişleri Bakanlığı'na ve Sayın Bakanımız Faruk Kaymakçı ve bakanlık görevlerine geleceğin rehberleri adına çok teşekkür ederiz. Bunun gibi etkinliklerimizden haberdar olmak için Instagram, Twitter ve Facebook adreslerinden bize ulaşabilir. Geçmiş yayınlarımız için YouTube adresimizden izleyebilirsiniz. Ve bunun dışında ayrıca bize bu yayın için olanak sağlayan platform kurucumuz İbrahim Mali Hocamıza da ayrıca teşekkür ederim. Tekrardan katılan herkese teşekkürlerimi sunarım. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Katılımınız için, yayında olan tüm çok değerli diplomatlarımıza, şu an burada olmayan ama çok büyük emek vermiş olan Sayın Bakanımıza ve tabii ki Ercan Bey'e bu yayının gerçekleşmesinde büyük emek sağladığı için tekrar teşekkür ediyorum. Ve yine tabii ki siz değerli Geleceğin Rehberleri ailemize bu değerli yayında bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tek ricam, yayın sonrasında almış olduğunuz ekran görüntüleri Avrupa Birliği Başkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve sosyal hesap kullanıyorsa şu an ekranda olan değerli katılımcılarımızı ekleyerek paylaşmanız ve muhteşem etkinliği en azından bu şekilde teşekkürle bilemeniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler.